Bu eline gitti. Gitti geri gitti. İstese gelirdi o evin altına da otururdu. Abim dedi ki gel dedi her şeyini ben karşım, her şey benden dedi. Dolabını yiyeceğine kadar bak işini de tutayım dedi, işini dedi tutayım dedi. İşe gir dedi, işte çalış dedi. Ama bunu yaptı, iki gün sonra döndü, rest çekti gelmedi. Benim ailem gerekeni sundu buna. Niye yalan söylüyor burada kalıp da şimdi? Emine Hanım. Ben istemiyor muydum çocuklarımı gidip görme, yanında olsun, büyüsünler diye. Ya tabii anne olarak tabii ki istemem. Evet, bak yemin ederim yalan söylüyor ya. Bir de kalkmış da utanmadan karşısında yalan söylüyor ya. Şimdi Emine Hanım. Siz çocuklarına sahip çıksaydı erkek olsa diyorsunuz. Adam zaten aşırı sahip çıkmış çocuklarına. Çok sahip çıktı belli oluyor evet. Bir dakika Bayram'a bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi Bayram Bey. Evet. Şeyiniz, öfkenizi anlıyorum. Olabilir iki taraf açısından. Birbirinize öfkeli olabilirsiniz. Şimdi işin iç yüzünü falan bilmiyorum. Birbiriniz hakkında iddialarınız var. Evet. Fakat şöyle bir gerçek de var. Şimdi hukuk insanların birbirinden intikam alma aracı değildir. Evet. Hukuk insanların toplumsal normlara uydurulma ve yaptırımlarla gerçekten topluma uyum sağlama kurallarıdır. Evet. Bu yüzden her ikinizin de birbirinizden öç alması için bir sistem değil. Bu sebeple bu çocukların anneyle kişisel ilişki kurması hukukun emri. Aynen. Yani anneyle ya da babayla çocuğun kişisel ilişkisinin tümden kesilebilmesi için hukukumuzda bazı sınırlamalar var. Nasıl olur o? Ne bileyim? Anne ya da baba çocuğa çok kötü davranıyordur. Velayet hakkının nezini yani tümden kaldırılmasını gerektirecek hareketler içinde olabilir. Böyle bir durum yok. Bu sebeple velayet size bırakılsa bile dört ortak çocuğunuzda anneyle görüşmesini sağlamak zorundasınız. Bence sağlamalısınız da. Çünkü biyolojik anneyle ve babayla bağın kurulması çocukların menfaati icabı. Sizin menfaatinizden önce çocukların menfaati evet. Geçerli. Ya bundan sonra Emine sen anladığım kadarıyla Bayram Bey böyle yapmaya devam ettiği sürece sen dört çocuğuna hasret kalmaya devam edeceksin. Göremeyeceğim. Hulya Hanım. Hulya Hanım göremeyeceğim. Şimdi ben istemez miyim gidip görmeyi Hulya Hanım? Evet. Şimdi... Bak siz de anne olduğunuz zaman siz de anlarsınız. Hulya Hanım, ben istemem şimdi... mi yani gidip çocuk mutlaka görmeyi? Mutlaka yani istersin hani evlatları. Ben tehditlerinin yüzünden arkama ailem alıp da gidemedim. Yani. Ailemden hiçbiri destek çıkmadı. Hiçbiri hadi gidek kızım veya hadi gidek bacım gidek görek demediler bana. Ben oranın emniyetine bile gel oraya bırak o çekilen içine bile giremedim. Benim can güvenliğim yok. Peki mesela 4 yıldır görmüyorsun ya. 4 çocuğuna 4 yıl boyunca hasret kalan bir anne ne hisseder? Yani sen mesela çocukların her gün fotoğraflarına mı baktın? Evet, düşünüyor muydun çocuklar ne yiyor, ne vallahi içiyor? Ya. Ben ne düşündüm. Ama benim her yediğim yemek buramda kaldı. Her yediğim lokma buramda kaldı. Çocuklarım her dakika benim aklımdan çıkmadı. Benim rüyalarıma bile girdi yani hala de ben onların rüyasıyla yatıp kalkıyorum. Hani ben bu kadar kötü bir annem ya. Yani Hulya Hanım artık bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Ama şimdi dört çocuk babada, bir tanesi yurtta, şimdi sen hamilesin. Yani ne bileyim biraz... Hulya Hanım ben şimdi Emine düşünülmeden hareket etmişsin Emine. Yani Hulya Hanım şöyle söyleyeyim, bunlar benden uzaklaştırdılar çocuklara. Göstermediler. Ne diye bir daha peki çocuk istedi? Yani çocuğu, o benim kendi isteğim yani istedim. Şimdi Fulya Hanım ben Emine'nin Ankara'ya gitmeme sebebini söyleyeceğim. Şimdi Fulya Hanım ben o kadar aciz bir insan değilim. Ben o kadar aciz bir insan değilim. Bunun abisi çağırdı tamam. Bana diyor işte evini tutarım, işte dolabını doldururum falan ederim, fistan ederim. Bunun babası çok çok agresif bir adam. Çok, evet yani, doğru babam çok öyle sert bir adam. Hı hı. Bana bir şey yapar diye... Ben de açıkçası canımdan endişe ettim. Niye gideyim ben? Hmm. Ben buna dedim ki gel dedim kapım sonuna kadar açık. Gel dedim gelmedi. Hulya Hanım göndermediler beni. Babam hayır beni benim bak, annem size babam. Size bir şey diyeyim mi Hulya Hanım? Ya tamam, Emine bir dinle dinle. Bir dinle ya. Tamam. Ben tamam, seni dinledim bak. Ben peki seni bir şey dinledim. Söyleyeceğim. Bundan sonra bir dakika ya çok detaya girdiniz. Dört çocuğu bundan sonra görebilecek mi Emine? Bakın Hulya Hanım. Ha? Bak 13 yıllık eşimdi. 13 yıllık ben eşimi tanıyorsam gelmeyecek. Bak ben o kadar vicdansız. Vicdanlı biri. Hulya... Ben dün öfkeyle dedim. Tamam sen peki izin veriyor musun? Bak bir sözünü tamamlayayım. Bir sözünü tamamlayayım. Değilim. Vicdansız bir insan değilim. Ne kadar da anneleri kötü de olsa ben ona söyledim bak.
Ne ama kadar gelemedim. Emine bir ailenin sus. Yüzünden Emine, gelemedim. Bir sus İnkar ya. Etme. Allah ya rızası, bir sus diyorum ya. Sana bak. Bak insanca konuşuyoruz değil mi? Bir dakika bir saniye. Sus. Bak sen benden daha iyi tanıyorsun aileni değil mi? Anneni babanı hepsini çok iyi. Ya Emine bak tanıyorsun. Ben sana bir şey diyeyim. Biraz benim, elini vicdanına koy. Merhamet benim edin, elim vicdanım yerinde. Tamam elim, be bir dinle bir değil sus. Senin, değil benim senin. Ailemle sorunum kendimle senle değil. Seni ilgilendirmez Emine. Tamam mı? Beni ilgilendirsin, beni, ilgilendirmesin. Sus, sonuçta sana. Benim çocuklarım benim, yani. Sen, sonuçta ben senin eşinim değil mi? Eşinim Allah'ım senin. Allah'ım ya. Ya bir dinlemesini öğrensene ya sen. Geçenler bana ne dedi? İstanbul Esenyurt'ta gece konduda oturduk falan ettik. Fareler, mareler. Ya sen evin temizliğini yapsaydın ben bütün olanakları sundum. Bütün her şeyi alıyordum bak. Ben zor geçinen bir insanım Fulya Hanım ama gerçekten ben evimin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordum. Yapmıyor. Aha yüzü. Ya evine bir sus. Yani o oturduğumuz sus. Yer gece kondu. Orası bir şey her olarak gözüküyormuş herhalde tapuda. Nüfusa gittik. Park alanı mı öyle bir şey galiba. Ya o beni Bayram, de ilgilendirmiyor. Seni de ilgilendirmiyor. Ya Bayram Bey bir şey karıştırdım ben. Siz dün söylerken demediniz mi zaten Yozgat'ta bir beyefendiye çıktı gitti dediniz. Uygunsuz evet. Görüntülerini yakaladım dediniz. Evet. Oradan şimdi nereden hani beni çağırdılar, evine gitmek istedim, kardeşi çağırdı, ev kurmak istedi, ne yani alakası var şimdi? Ben gitmiş olsaydım hayır, şu an ondan o kişinin önce, yanında ondan olurdum. Önce, yani bunun gittiği zamanlarda o kişinin yanında olurdum. Dava açmadan babamın evinde önce, bile olmazdım bunun yani. Asıl yüzünü görmeden önce onlar. Asıl yüz, şimdi gördün yüzümü işte. Hani asıl yüzümü ama iyi de tamam yani o baş kısımları. Sizin zaten Emine'den ayrılmanızın nedeni ya da Emine'yi istemememizin nedeni ev pis olduğu temizlemediği için mi yoksa? Zaten diyorsunuz ki Yozgat'ta ya nereye ev, çıkmış ev gitmiş. Temizlemesin bakın evi temizlemesin. Ben temizliyordum zaten. Ben zaten temizliyordum evi. Çocuklarıma da ben bakıyordum zaten. Çocuklarla ilgilenmiyordu. Hı hı, doğru söylüyorsun. İlgilenmiyordu. Vallahi ilgilenmiyordu. Dünyaya getirdim. Emine getirdim, vallahi ilgilenmiyordum dünyaya bak. Dünyaya getirdim getirdim. Bak ilgilenmiyordun. Biraz elini vicdanına koy. Elim vicdanım bak, yerinde Emine. Bu şimdi hep böyle kalacak değilsin. Bunun sonu ölüm. Ölüm de var. Ölüm ölüm. Ölüme kurban olayım. Ölüm de var. Keşke ne de. Ne oldum yani, demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Sen dedin mi? Hep ben dedim. Sen ben dedin her ne zaman olacağım dedin mi? Ben hareket ettim. Ben ya hep bırak Allah'ıma Emine sığındım. Allah'ını seversen bak. Fulya Hanım ondan sonra lafımı kesti bu. Yani onun sana söylediği hala ayrılmadı. Ben daha konuşmamı bitirmedim Bayram'ın, yani. Sana söyledi hem çocuklarla ilgilenmiyordun hem eve bakmıyordun. Yani iyi bir anne değildin bir de üzerine Bayram Bey'i aldatmışsın. Yani iddiaları öyle. Gerçekten. Bu yüzden yani sana karşı bu kadar öfke duyuyor. Madem Fulya Hanım evine bakmıyordum çocuklarla ilgilenmiyordum niye göndermedi beni? Gönderseydi. Ben yeminden söylüyorum bak Fulya Hanım. Gönderseydi. Hadi git babanın evine deseydi bana. Benim çocuklarım oldu. Ben sırf yeminden söylüyorum ben çocuklarım için sustum. Çocuklarım için sustum. Ben de çocuklarım bak, için katlandım. Yeminden senin ailenin bak, evdeyken Fulya. O Yozgatlı tanıştığı birisi varmış. Onun Fulya Hanım o Yozgatlı birinden önce daha yani defalarca ki bayağı 10-15 kişiyle beni aldatmış yani. Ben onun için istemiyorum. Bayram Bey, madem Bayram Bey, madem aldattı niye 4 çocuk şey yaptın demiyorum. Ya? Ay vallahi ya. Niye 4 çocuk yaptın? Benim zaten 3 çocuğum vardı. 3 memlekete taşındığımda 3 çocuğum vardı. Hayır bu hanımdan vardı. Kaç tane çocuğum var? 4 tane çocuğum niye var. Niye yaptın? Yazık. 15 kişiyle aldattı diyorsun. Niye oturdun? Niye bu kadınla ben, çocuk bak, sahibi oluyorsun bak, ya? Bak beyefendi. Nasıl bir cümle bunlar ya? Hayır İşkur'a girdi bak. İşkur'dan... İşkur aracıyla işe girdi. Bak şatoya verdiler. Şatoda orada uygunsuz bir şeyler yapmış. Benim bizim ilçe başkanı görmüş bunu canlı canlı bu görmüş. Kimi ya? Evet bunu. Nasıl uygunsuz? Evet. Niye boşamadın ya bunu o ya zaman? Sen de madem bunu... öyle bir şey görmüşsün niye beni dakikasında boşamadın? Ben diyorum ki ha? Onun önceki yüzünü görmedim diyorum. Ya görmedim. Boşasaydın. Diyorsun ki çocuklar. Bu, bakın tamam. Bakın bu gittikten sonra ben barodan avukat istedim. Ondan sonra 2020'nin 5. ayın 11'i miydi neydi ben davayı açtım. Kaç yaşında en büyük çocuğun? En büyük çocuğum 14 yaşında. Şimdi 14 dakika, senedir dakika. Bunca işi yapmış. Şöyle, şey hocam, benim yalanım yok. Dedin. 14 yıl bekledin ya. 14 sene her türlü dediğin iddiana göre bir şeyler yapmış. 14 sene sen tahammül ediyorsun. Hocam öyle, öyle değil. Öyle değil. Bir dakika. Şimdi ben Bayram Bey'in kendisinden rızasıyla devlet şifresini alarak UYAB üzerinde inceleme yaptım. Hatta avukatı Hasan Bey'i de aradım. Bu konuda izin aldım. Sizin avukatınızı da aradım. Evet. Yozgat Barosu'na edinerek. Şimdi dava dilekçesindeki iddia Bayram Bey bazı şeyleri anlatmakta şey yapıyor. Üst üste bindirdiği için kronolojik olarak yanlışlara sürükleniyor. Yani davayı açtıktan sonra toplanan deliller icabın
icabı sizin başka kişilerce de aldatmış olduğunuzu görmüş ve bu dilekçeye aksettirilmiş. Sonra dün bu soruldu mesela. Bayram Bey dediler, niye bu kadar bu davayı açmakta gecikti? Şöyle bir süreç işlemiş. Siz zaten aralığın birinde gitmişsiniz. Bayram Bey parası olmadığı için ve yeterli olmadığı için Yozgat Barosu'na başvurmuş, bir adli yardımdan kendisine avukat atanmış için bu atama süreçleri uzun sürdüğünden ve dava atandıktan sonra avukatla görüşme falan derken Mayıs ayında dava açılmış. Hı hı. Siz de bir dava açmışsınız. Mayıs ayında bundan değil, yanlışınız var. Ben evliyken o evin içindeki Haziran'da açmış. Haziran'da. Ya dava açılmış. Zaten karşı taraf, siz de bir dava açmışsınız Ankara'da. Yani zaten dosyalar birleştirilmiş. Aile devam programı ediyor. Zaten gitmiş sizde. Zedelenmiş yani. Haziran'da zaten... Yani evindeyken ya, evindeyken açmış. Benim haberim tamam, bile yok. Tamam, zaten sizde bir aile kavramı yok ki yani. Sen sadık kalmamışsın, sen sadık kalmamışsın. Senin hataların daha çok olmuş. Ve yani yine son tahlilde olan çocuklar olmuş. Ama Fulya'nın... Dün çok sen yani engel olmaya çalıştın, göstermek istemedin ama Emine çok kısa da olsa 14 yaşındaki kızı Emine'yi, pardon... İlknur'u gördü. Hira Nur'u gördü ve az da olsa görebildi diyeyim yani. Peki, o anları da yani bir izleyelim. Dur Emine. Bir izleyelim. Tamam. Ben çocuğumla ayrı görüşmek istiyorum. Hayır. Ben çocuğumla çocuğumu göstermeyeceksiniz. Çocuğuma soracaksınız. Annenizle, annenle hayır. Görüşmek istiyor musun soracaksın. 3 yıl sonra Emine en büyük kızıyla buluştu. Hira Nur, yapma. Sen benim kızımsın. Hayır, yapma. Yapma dedim sana. Bak o senin lafına inanma. Bana bak. Bana bak, hayır. Senin lafına inanma. Bana bak. Ben senin annenim. Bana baksana be. Bana bak, hayır. Benim annem seni bizim evden bırakıp gittim. Sen her şeyi biliyorsun kızım. Her şeyi biliyorsun. Onları bana neler yaptığını biliyorsun. Yalvarırsın, yalvarırsın, yalvarırsın. Hayır. Sen benim kızımsın. Kızımı doldurmuşlar bana karşı. Kızım, lütfen hayır. Bak ayaklarının altını öpeyim. Ne olursun, yalvarıyorum sana. Sen bana yapma. Hiç mi annelik hakkın yok sende? Tamam. Hiç mi annelik hakkın yok sende? Ben seni büyüdüğüne kadar ne çektim? Neler çektim? Deden bana sahip çıkmadı. Çıkmadı tamam mı? Çıksaydı arkamda eğer ailem olsaydı gelirdim. Yapma ne olursun yapma. Yalvarıyorsun. Hayır. Çekilir misin? Çekil. Hayır bırakma. Kızım ne olursun bırakma beni. Allah için bırakma. Ben senin ne kadar kötü olsa annenim yapma. Allah için yapma. Ne olursun hayır. Gitme. Gitme. Ben sizi gelmek için neler yaptım. Hep engel oldum. Kızım. Kızını ne yapsa ne etse ikna edemedi. Ve en sonunda yaşananlara daha fazla dayanamadı. Kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.